Odak noktasından mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. İyi bir haftaya başlangıç yapamıyoruz ne yazık ki. Türkiye'de yaşanan terör saldırıları tabii ki hiç kuşkusuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de derin bir üzüntüyle tabii ki karşılanıyor, takip ediliyor. Bizim için de gündemin en önemli maddesi Türkiye'deki terör saldırıları, hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz. Evet, son olarak Dağlıca'da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi ve sayıları her dakika değişmekle birlikte çok sayıda 20'den fazla şehidin olduğu bilgisi ulaşıyor. Bu sayının daha da artmasından endişe duyuluyor. Tabii ki hiç fark etmez kaç şehidin hayatını kaybettiği, önemli olan terör saldırılarının devam ettiği ve kaybedilen her can bizler için önemlidir. Bir şehit bile olsa bu bizi aynı ölçüde üzer. Bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Feridun Sinirli oğlunun da ziyaretleri vardı. Biz de bu ziyaretleri takip ettik. Yapılan açıklamalarda yine Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceği mesajı çıktı. Buradan da Feridun Sinirli oğlu da bu mesajları verdi. Aynı zamanda Kıbrıs konusu da gündemdeydi. Bizzat bizimle sormuş olduğumuz soruları aldığımız yanıtlarda Kıbrıs Türk'ünün istemediği, benimsemediği ve kendini güvende hissetmediği bir anlaşmaya destek vermeyeceğini Türkiye'nin söyledi. Net bir ifadeyle bunun altını çizdi. Aslında belki de en önemli madde olarak bunu çıkartabiliriz. Garantörlük soruldu Feridun Sinirlioğlu'na. Net bir ifadeden kaçındı tabii ki. Daha doğrusu Türkiye'nin garantörlükten vazgeçmesinin gündemde olup olmayacağı ile ilgili bir soruya yanıt vermekten kaçındı. Tabii ki çok profesyonel, çok deneyimli bir diplomat, diplomasi kökeni çok geniş ve bu bağlamda muhtemel bir aslında polemiğe yer verecek açıklamalardan yana değildi yaptığı açıklamalar. Bunu belirtelim. Bugünün iki önemli maddesi Sinirlioğlu'nun ziyareti ve Türkiye'deki terör olaylarına şöyle bir değinmiş olalım. Yeniden stüdyoya dönelim ve bugünkü konuğumuzu sizlere takdim edelim. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Sayın Yılmaz Oray'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hiç de öyle nasılsınız, iyi misiniz diye sorulduğunda İyiyim diyebilecek durumda değiliz. İyi değiliz. Türkiye'deki terör olayları ile ilgili ben muhtemelen sizin de söyleyeceğiniz birkaç cümle vardır diyerek elbette sözü bırakmak isterim. Hani bu terör olayları ile Türkiye son yıllarda maalesef çok büyük bedeller ödemeye devam ediyor. Ve bu terör olaylarının arkasında bir takım güçler vardır. Maalesef destek veriyorlar. Düşünün bugün... İki NATO müttefiki Türkiye ile Yunanistan, iki komşu ülke ve Kıbrıs'ta bir barış anlaşması aradığımız böylesine bir dönemde bu Yunanistan PKK terör örgütünü de desteklemiştir. Yani bunu yakinen biliyoruz. Böylesine bir ilişki içerisinde olan bir komşu ülke, bir dost ülke ile nasıl bu dostluk devam edebilir diye düşünüyorum ve gerçekten derin bir acı duyuyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin bu kadar samimi ve açık bir siyaset takip etmesine rağmen maalesef komşularından ve ilgili ülkelerden gereken şeyi görmüyor, desteği görmüyor. Gerçekten bugün bu programa başlarken çok daha iyi koşullarda başlamamı bekliyordum. Ancak bugün ana vatanımızdan gelen haber karşısında büyük bir acı, derin bir üzüntü duydum. Şehitlerimize yüce tanrıdan rahmet, büyük Türk ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de buradan başsağlığı diler. İnşallah bu terörün uhdesinden Türk ulusu, Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri gelir ve derin bir nefes almış oluruz. Temennim bu. Tabii ki evet, hepimizin temennisi bu. Terörle mücadele noktasında Türkiye'nin ne kadar yalnız bırakıldığını biliyoruz. Desteklenip desteklenmeyeceği ayrı bir tartışma konusu ama şunu biliyoruz ki bir şekilde ortaya nasıl çıktığı ve kimler tarafından yaratıldığı tartışma konusu olan IŞİD terör örgütüyle mücadele noktasında bütün dünya kol kola girmiş, seferber olurken Paris'teki kanlı saldırılarla ilgili bütün dünya liderleri bir araya gelip Paris'te
teröre hayır yürüyüşü yaparken ki aralarında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu da biliyoruz. Bunlar en yakın örnekleri olduğu için yoksa yüzlerce örneğini aktarabiliriz. Ancak söz konusu PKK ve PKK'nın acımasız ve kanlı, çirkin, hain saldırıları söz konusu olunca hiçbir dünya liderinden mesaj gelmiyor. Ve aynı zamanda PKK'ya yönelik mücadele noktasında Türkiye'nin yalnız bırakılmasının bir yana Türkiye'nin PKK ile sınır ötesi operasyonları bile rahatsızlık uyandırıyor. Batı medyası maalesef, net bir maalesef dilde bunu ifade ediyor. IŞİD ile operasyona evet ama PKK ile operasyona hayır. Hatta PKK'nın bir uzantısı olduğunu çok iyi bildiğimiz PYD'nin de neredeyse Amerika'nın müttefiki olarak ilan edebileceği bir pozisyona gelmesi de endişe verici. Yine Kuzey Irak'ta çeşitli uluslararası güçleri temsilen, tabii bunu söylemek doğru olmaz ama pek çok ülkeden zaman zaman bölgede askeri personelleri görmek, tabii ki bunlar resmi nokta değiller ama ajanları görmek daha doğru ifadeyle üzüntü verici oluyor. Yine Batı menşeli silahları PKK'nın elinde görmek düşündürücü. Çok acı. Evet. Bu bağlamda terör örgütü PKK ve daha önce Türkiye'deki yine terör örgütleri gibi, Asala terör örgütü gibi mesela, bunların da tabii ki dış kaynakları olduğunu biliyoruz. Ama tabii Türkiye güçlü olmak durumunda, Türkiye'nin yaşamış olduğu bu üzüntü verici olaylar, tabii ki Türkiye'nin dışa yönelik olarak da sesinin güçlü çıkmasının önünde önemli engel. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak da tabii bu yaşananlar şüphesiz ki Türkiye'yi zor durumda bırakabilir ya da bu kullanılmak istenebilir en azından. Tabii ki Türkiye büyük bir ülke, bundan etkilenmeyecektir dış politika anlamında ama yeniden Kıbrıs konusuna dönelim. Sıcağı sıcağına bugün Sayın Feridun Sinirlioğlu da hazır ziyarette bulunmuşken, kendisinin de az önce belirtmiş olduğum gibi çok net mesajları vardı. Kıbrıs Türk halkının benimsemediği, kendini güvende hissetmediği bir anlaşmadan yana olmayacaklarını ve buna destek vermeyeceklerini belirtti net bir şekilde. Klasik bir söylem gibi gelebiliyor. Sayın Sinirlioğlu önemli bir diplomat, diplomasi kökeni var. Uzun yıllar çeşitli noktalarda çalıştı. Yunanistan'da çalıştı. Kıbrıs konusuyla ilgilendi. Çok doğru. Bu bağlamda neyi nasıl söyleyeceğini çok iyi biliyor. Evet, pek çok soru yanıtsız bıraktı ama garanti meselesiyle ilgili verdiği mesaj önemliydi. Kıbrıs Türk halkının kendini güvende hissetmesi noktasında Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceği söylemi de zaten aslında pek çok soruya yanıt verir ama tabii ki bu yine garantiler konusunun tartışmaya açılması ile ilgili bizdeki iç polemiği yanıtlayan bir açıklama değildi. Önce garantiler diyelim, ne dersiniz? Evet, bir kere Rumlar devamlı surette garantiler olduğu sürece, Türk askeri adada olduğu sürece bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını başından beri bunu söylemeye çalışıyorlar. Garantiler çağ dışıdır, garantilere gerek yoktur demeye çalışıyorlar. Her gün bunları gündeme getiriyorlar. Ve Türk askeri adadan çıkmadığı sürece, yerleşikler adadan gitmediği sürece bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını söylüyorlar. Ama ne hazindir ve ne acıdır ki görüşmeler masada devam ediyor ve öyle anlaşılıyor ki bunlara gerekli cevaplar verilemiyor. Yani masada bu insanların hakları bildirilmiyor. Neden? Çünkü devamlı surette bunları gündeme getiriyorlar. Bir takım tavırlar ortaya koyuyorlar. Daha sonra mülkiyeti ortaya çıkarıyorlar. Mülkiyet işi diyor. Özel mülkiyettir. Kimse bunu değiştiremez. Rumların kuzeyde bıraktığı mallar aynen iade edilecek gibi bir takım gerçeğe dayanmayan, doğrulara dayanmayan bir takım bilgiler, bir takım görüşler ortaya sergiliyorlar. Bu ancak bir anlaşmayı engellemeye yönelik bir takım ifadelerdir bize göre. Çünkü nereden, nereye, nasıl gelindi bugünkü aşamaya, ona bakmak lazım. Yani unutturmak istiyorlar. Unutturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sanki Kıbrıs meselesi 1974'te Türkiye'nin işgali, kuzeyi işgaliyle başladı ve sorun budur. Ve maalesef Rumlar büyük bir şeyle ortaya çıkmakta, dalaverelerle, santajlarla, yalanlara dayalı bir takım siyasetleri ortaya koyuyorlar ve maalesef destek buluyorlar. Yani dünyayı da inandırmayı başarıyorlar. Evet. Neden? Biz bu alanı boş bıraktık, boş bırakıyoruz. Yani bu haklı davada, Kıbrıs ulusal davasında %100 haklı olduğumuz bu davayı biz ileriye götüremiyoruz. Yani sanki suçlu, sanki haksız
bizmişik gibi bir ortam gündemde evet kalıyor ve bunlar çok üzücüdür. Yani Türkiye kuzeyi işgal etti ve işte bir takım örnekler vardır. Yani Loizidu davası düşünün niçin açılmıştır? Loizidu'nun kuzeyde bıraktığı malına, evine, mülküne gitmesini buradaki Türk askeri engelledi. Dava buydu. Bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde iki kez götürülmüştür bu dava. İki kez bu dava dinlenmemiştir. Reddedilmiştir. Üçüncü kez dinlendiğinde haklı bulundu Loizidu ve Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etti. Soruyorum ben ve öğrenmek isterim. Üçüncü oturumda değişen bir şey olmamıştır. Birinci oturumda neydiyse şartlar, ikinci dinlemede neydiyse şartlar, üçüncüde de aynı şartlar olmasına rağmen nasıl oluyor da üçüncü bir dinlemede Türkiye mahkum ediliyor? Belli ki bu karar hukuka hiçbir zaman uyan bir karar değildir. Tamamen siyasi bir karar olduğu ortaya çıkar. Şimdi bütün bunlar devam ederken bir de yani bizim yaptığımız bir hatalı bir uygulama daha var. Rumlara mal, mülk ve manevi tazminatı öngören bir de yasa geçirdik. Neden böyle bir yasayı geçirme ihtiyacını hissettik? Neden? Bunu ben anlayamıyorum. Yani bir zamanında da bunu eleştirdik. Kıbrıs Türk halkının 1950'li yıllardan itibaren malından, mülkünden, işinden, hayatından, her şeyinden olduğu Kıbrıs Türk halkı ve hiçbir zaman biz bu tazminatları talep etmedik. Herhangi bir tarafın bizleri bu Kıbrıs Türk halkının bu kayıplarını tazmin etme konusunda bir adım atmadık ve biz Rumlara böyle bir imkan yarattık. Yani bu bana öyle geliyor ki bu ters bir uygulamadır. Ters başladık biz bu işe. Şey olabilir yani bir iyi niyet olabilir. Hani iyi bir jest şeklinde gözükebilir, gösterilebilir ama bizim bunca yıldan Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı maddi manevi kayıplar, maddi manevi kayıpların bilançosu yapılsa Rum bunların altından kalkamaz. Ve Rum bunların altından kalkamayacağı için masaya gündeme getirmeye cesaret edemiyor. Ve siyasi bir takım işte Birleşik Kıbrıs federasyon diyor. İşte diyor dönüşümlü başkanlık, işte efendim dörtte bir nüfus. Şunlar bir takım şeylerle oyalantıya gidiyor. Ve Kıbrıs'da esas bu olayların müsebbibi, olayları yaratan taraf olarak, suçlu olan taraf olarak masada bunların görüşülmesini talep etmiyor, istemiyor, onları saf dışı ediyor. Çünkü biliyor ki suçludur ve haksızdır ve böyle bir hesaplaşma karşısında Rumların altından kalkamayacağını anlıyoruz. Yani gerçek budur. Böyle olunca da Rumlar bir takım boşuna şeylerle uğraşıyorlar ve gündemi istedikleri gibi yönlendiriyorlar ve bu gündemde istediklerini de almaya çalışıyorlar. Şimdi mülkiyet meselesi çok önemli. Hemen hemen herkese dokunan bir konu. Dokunan derken aslında olumsuz anlamda ya da negatif bir söylem içinde bunu belirtmek istemiyorum. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Herkesin güneyde de kuzeyde de bir şekilde hayatını etkileyebilecek bir konu. Mülkiyetle ilgili olarak evet Türkiye Avrupa Birliği hukukuna uygun bir komisyon kurulması ve bu komisyonun da başvurulara yanıt vermesi gerek tazminat gerek farklı açılardan bunları dinleyerek bir karar üretmesi. Bir mahkeme taşınmaz mal komisyonuyla ve bu çalışan bir komisyon uluslararası hukuka uygun olduğu belirtilen Avrupa hukukuna uygun olduğu belirtilen bir komisyon. Şimdi mevcut komisyon çalışmalarını Rumlara ait malları tazmin ederek bunları Türkleştirme politikası gidiyordu. Yani daha doğrusu Türkiye'yi işgalci tırnak içinde söylüyorum. İşgalci durumdan kurtarabilecek ve üzerindeki bu tazminat yükünü hafifletecek bir mekanizmaydı. Ama doğru ama yanlış bir şekilde çalışıyordu. Şimdi yeni bir anlaşmaya doğru bir de mülkiyet komisyonunun kurulacağını öğrendik. Bu mülkiyet komisyonunda bir Türk, bir Rum, bir de yabancı temsilcinin bulunacağı, bu komisyonun başvurulara yanıt vereceği, tabii ki öncelikle mal sahibine, kuzeyde Rum eğer malını bıraktıysa, öncelikle söz hakkı, iade mi, tazminat mı, takas mı, ne istiyorsun? Ben iade istiyorum dediğinde, öncelikle söz hakkı üzerinden bir görüşme başlayacak, bir karar üretilecek. Evet, iade edilecek, hayır, tazmin edilecek, takas edilecek vesaire vesaire. Bu konu, yani böyle bir çözüm yolu üzerine gidiliyor.
Bunlar duyulan rahatsızlıklar var. Bunun sorun yaratmayacağını, zaten Rumların artık kuzeye geri dönmek istemediklerini söyleyenler var. Bu yönde açıklamalar da duyuyoruz. Cumhurbaşkanı da zaten büyük çoğunlukla bu konu tazminat kararı üretecek ve büyük çoğunlukla bu iş tazminat konusuyla, tazminatlarla çözülecek deniliyor. Şimdi bir, Rumların geri dönmek istemeyeceği nasıl garanti edilebilir ya da bu bir varsayım mıdır? Öncelikle bu merak ediliyor. İkinci olarak bu tazminatları kim ödeyecek? Mal sahibinin hakkı ne kadar olacak? Mala yaptığı yatırım, yapılan yatırımla beraber mülkün, bölgenin, Rumlara ait malları, malların kazanmış olduğu değerlere katma değeri katan Kıbrıs Türklerin emeği burada ne kadar pay olacak? Güneyde bırakılan Kıbrıs Türklerin mallarının değeri, ki çivi çaktırılmadı çoğunun üzerine, dolayısıyla daha da değerlenemedi, çorak kaldı. Bu bağlamda tabii ki belki kuzeydeki malların üzerine katma değer eklenen ürünlerin, malların, arsaların vesaire vesaire ettiği değer kadar değeri artamamış olacak. Burada bir sıkıntı doğabilir. Kıbrıs Türkler acaba güneye dönmek isteyecekler mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu işin içinde miras, mirastan tutun da işte evini üzerine tekrar ev yapmıştır vesaire, böyle binlerce sayabileceğimiz farklı konular var. Sorunlar var. Bu komisyon hangi birine, hangi süre içerisinde, ne zamana kadar yanıt verebilecek? Tazminatları kim ödeyecek? Tazminat malı kullanan Kıbrıs Türk'ün omuzlarına bırakılacak mı? Bu konuda kim yardımcı olacak? Türkiye devreye girecek mi tazminat ödeme noktasında? Bütün bunlar çok büyük soru işaretleri. Ve Kıbrıs Rumlar bilinçli olarak tazminata ya da takasa değil de mallarının iadesine zorlanılırsa, yani siyasi olarak bir yönlendirme kiliseden ya da siyasilerden bir yönlendirmeyle karşı karşıya kalırlarsa, bu defa iki kesimlilik içerisinde bir sulandırma anlamına gelmez mi bu politika gibi sorular var. Siz dernek olarak, Yılmaz Boru olarak nasıl değerlendirirsiniz mülkiyetle ilgili bu çözüm formülünü? Evet, şimdi yani mal mülk meselesinin bir komiteye, bir komisyona havale edilmesi bana göre sorunu yani çok tehlikeli bir pozisyona sokmak demektir. Yani o komite gelecek olan bireylerin, vatandaşların, Rum olsun, Türk olsun başvuru yaptığında bu komite, bu komisyon bunu nasıl halledecek? Öyle mallar var, öyle mülkler vardır ki babadan oğula intikal etmiş. Çocuk hiç farkında değildir o malın nereden kendisine intikal ettiğini. Evet. El değiştirmiş çok mal mülk de vardır ayrıca. Şimdi yalnız unutulan bir şey vardır. Kıbrıs'da bir savaş yaşanmıştır. Bir savaş. Bu savaşın sonunda toplu bir göç yapılmış. Yani 1974'te, 15 Temmuz 74'te Rumların sebep olduğu bir savaş var Kıbrıs'da. Bu savaş Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının müşterek bir şekilde ortaya koyduğu bir darbe, Makarios'a bir darbe süsü olarak verilmiştir. Ve arkasında Makarios adayı terk ediyor ve Birleşmiş Milletler'e gidiyor. 19 Güvenlik Konseyi'nde 19 Temmuz 1974'te Makarios Güvenlik Konseyi'nde haykırıyor, yalvarıyor. Ülkem Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal altındadır. Ne olur koşunuz, yardım ediniz ve Türkler de tehlikeye girecektir demiştir bunu. Şimdi ben Makarios'un 19 Temmuz'da yaptığı bu çağrı üzerine 20 Temmuz sabahı da Türkiye, yani ondan önce Türkiye 15 Temmuz'u müteakip garantör ülkelerle gerekli istişareye çok önem veriyor. Yaptığı istişarenin de bir sonuç vermemesi üzerine kendi başına, yalnız başına müdahale etmek zorunda bırakıldı Türkiye. Evet. Garanti anlaşmasının esaslarını bilen bir ülke, istişareye de önem veren bir ülke, savaşın da ne olduğunu bilen bir ülke, barışçı bir yöntemle bu işi halletmek varken maalesef ki garantör ülke buna yanaşmamış ve 20 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri adaya çıkmış. Türk Silahlı Kuvvetleri adaya çıktıktan sonra düşünün, Girne'de tutundu, bir yer elde etti ve ben çıktım, gelin anayasayı tekrar yeniden tesis edelim. Beşparmak dağlarından silahla cevap verdiler. Ve Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri hareket etmek zorunda bırakıldı. Şimdi 1974'te 20 Temmuz'da bu müdahale oluyor. Akabinde 30 Temmuz'da 1. Cenevre Anlaşması
da taraflar ateşkese uyuyor ve buna uymaları için bir takım koşullar ortaya konuyor. Rumlar ve Yunanlar buna yanaşmıyor. Dolayısıyla İkinci Cenevre Anlaşması'na gidiliyor. İkinci Cenevre Anlaşması 12'sinde imzalanıyor ve burada Türk teklifleri sunuluyor. Türk teklifleri karşısında da Yunanistan ve Rumlar oyalama taktiğine geçiyorlar. Kuvvet çıkaracaklar Kıbrıs'a, dengeyi sağlayacaklar. Bunu anlayan Türk tarafı o zaman 14 Ağustos'ta da ikinci barış harekatını yapıyor. İkinci barış harekatı 14 Ağustos'ta başlıyor ve 16 Ağustos'ta da sona eriyor. Evet. Düşünün, 13 Şubat 1975'te de biz Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilan ediyoruz. Müdahaleden sonra sınırlar ortaya çıkmış ve Rum'a bir federasyon için çağrı yapıyoruz. O ortamda düşünün. O tarihlerde bizim insanlarımız stadyumlarda Rumların nezareti altından, Rumların tutukluluğu altında bulunuyor. 10 binlerce soydaşımız güneyde tutuklu vaziyette, tecrit edilmiş vaziyette ve biz 13 Şubat 75'te biz federe devlet ilan ediyoruz ve Rum'a çağrı yapıyoruz ve evet, cevap vermiyor. Yani bunu ciddiye almıyor. Arkasında ne oluyor? 5 Ağustos 1975'te nüfus mübadele anlaşması yapılıyor. İlgili taraflar, Kıbrıs Rumları, Türk halkı, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye nüfus mübadele anlaşmasıyla topyekün kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçer insanlar. Tıpkı bundan 50 yıl önce, yani bundan 50 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan arasındaki aynen anlaşma. Evet, aynen. İngilizler hariç tabii. Nüfus mübadele, toplu bir anlaşma. Şimdi bir savaş olmuş, toplu bir de göç olmuş. Ve peki böyle bir şey anında ne yapılır? 1977-79 Doruk Anlaşmaları var. Bu 77-79 Doruk Anlaşmaları Denktaş, Makarios, Denktaş, Kibriyanu Doruk Anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalarda da yapılan bu nüfus mübadelesinin sonunda ortaya çıkan bu iki hat, iki bölge, iki bölgeliliği teyit ediyor. İki bölgeliliği de teyit ediyor. Yani nüfus mübadelesi, ondan sonra iki bölgelilik teyit ediyor. İki bölgelilikten sonra bir şey daha var. Sınırların belirlenmesi için de bir takım şeyler var. Koşullar ortaya konuyor. Sınırların belirlenmesi, iki bölgenin ekonomik verimlilikleri ve savunma derinlikleri dikkate alınarak sınırlar da bu şekilde belirlenmiş olarak. Şimdi savaş olmuş, toplu göç olmuş, iki bölgelilik de teyit edilmiş ve bugün masada Rumlar mülkiyet hakkı talep ederek bir takım Birleşik Kıbrıs deniyor, federasyon deniliyor. Rumlar mallarına dönecek diyor. Rumlar eski mülklerine dönecek. Peki ama savaş olduğuna göre, nüfus mübadelesi yapıldığına göre, İki bölgeliliği teyit eden anlaşmalar olduğuna göre şimdi nasıl oluyor da bütün bunlar var iken, bu anlaşmalar varken demek oluyor ki Rum bunları unutuyor. Bu bunlara dikkate yani, almak istemiyor. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geri dönüş anlamına gelebilir mi? Yani şimdi iki kesimlik deniliyor ama iki kesimliğin içine belli bir sayıda, belli bir rakamla Rum'un zaten geri dönmesi, nüfus anlamında geri dönmesi, mülk sahiplerinin geri dönebilme olanağı, tazminatlarla ya da işte bu mülkiyet komisyonu aracılığıyla geri dönme durumu, kilise mallarının, işte özel statülü malların herhangi bir yönetimsel baskı altında, herhangi bir yönetimin altına tabi olmaması ya da tırnak içinde diyelim kanton bölgeler, bu gibi bütün bunlar aslında Kıbrıs Türk tarafına eğer nasıl bir harita ortaya çıkacaksa koyduğunuzda önünüze bir kağıtla delik teşik eden ya da edebilecek muğlaklıklar yaratabilecek ve Kıbrıs Türk yönetiminin, Kıbrıs Türk kurucu devletinin bütünlüğünü bozacak, bozabilecek demeyelim belki ama yani sulandırabilecek adımlar gibi görünüyor. Öyledir. Ama peki bunun dışında yöntem var mı? Yani tazmin olmadan mülkiyet sorunu halledilebilir mi? Yani Türkiye ile Yunanistan 1925 yılında yapılan o anlaşmayla beraber, mübadeleyle beraber, nüfus mübadelesiyle beraber mülkiyet sorununu da halletmişti. Aynı tabii, anlaşmayla beraber. Tabii. Peki aynı şey bizim için de geçerli olabilir mi? Yani evet artık kimse, herkes malını unutsun, üzerine bir bardak su içsin mi diyecek. Sizin teklifiniz ya da öneriniz nedir? Evet, şimdi 1975'te yapıldığı nüfus mübadelesi, Doruk Anlaşmaları da 77-79, aradan bu kadar yıl geçtikten sonra yani siz insanları yeniden, yani
çatıştıracak mısınız? Yani yeniden insanlar birbirine düşecek. Neden? Şimdi Kıbrıs'ta meydana gelen birçok olay var. Yani Kaymaklı olayını düşünelim siz. Kaymaklı'ya girmiş Rumlar, Kaymaklı'ya girmiş, işgal etmiş. Ondan sonra 64'te göçmenler yığıldı Lefkoşa'nın içerisine. Sayın kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Denktaş, dostu, meslektaşı Klerides'e diyor ki, ya Klerides, işte küçük Kaymaklı'yı işgal ettiğiniz zaman boş duruyor, evler bomboş. Göçmenler kahvehanelerde, sinemahanelerde bulunuyor. Lütfen bize müsaade edin de göçmenlerimiz olsun. Burasını biz savaşla aldık Sayın Denktaş. Cevap bu, savaşla aldık. Savaşla geri alabilirsiniz. Yani bunlar unutuluyor. Şimdi Geçitkale olaylarında, 67'de Geçitkale olaylarında 76 yaşında bir dedenin üzerine, yani orada girmiş Rum, kırmış, dökmüş, öldürmüş ama bir yaşlı adamcağızı da almış, üzerine gaz yağı dökmüş, yakmış. Ve Rumlar bizim, diyor ki bugün Cumhurbaşkanımız, dostumuzdur Rumlar. Nasıl dostluktur bu? Nasıl? Şimdi, tamam. Yani şu anlamda evet bunlar önemli. Bunları unutmamak gerekir. Tarih ne yazık ki tekerrürden ibarettir. Ama bu artık kötü geçmişi de sürekli olarak hatırlayarak ya da bunun yeniden olabileceğini düşünerek, tabii ki yani insanın aklında bu bir çendiktir. Bunu hatıralarınızdan, anılarınızdan, tarihinizden silip atamazsınız. Mümkün değil. Mümkün evet. değildir. Evet. Bu bir gerçek ama şimdi sürekli olarak da aynısı olacakmış gibi yaklaşmak da çok yapıcı değil. Tamam. Yani, haklısınız. Çünkü bugün böyle bir yapı yok. Yani bugün peki. Herhangi bir Rum ya da herhangi bir iki toplum arasında böylesi bir ortamda. Tamam. Birleşmiş Milletler'in gözetiminde, her iki ülkenin de garantöründe, her üç ülkenin de askerinin bulunduğu, garantör ülkelerin askerinin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Artık bir çatışma, yani silahlı bir çatışma, terörize bir olaydan bahsetmiyorum. Ben bunları söylerken yani bir çatışma ile ilgili değil. Evet. Hani Rum'un yaptıkları, yani unutulmaz diyorum. Evet, çok derin yaraları var. O kesin. Bugün Birleşmiş Milletler'den bahsediyorsunuz. Peki dost olamaz mı iki toplum birbirine? Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler'i zikrettiniz şu an. 11 yıl 63'ten 74'e kadar 11 yıl Kıbrıs'ta barışı sağlamakla görevlendirilen Birleşmiş Milletler barış gücü barışı sağlayamadı. Dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler barış gücünün önünde insanlar katledildi Kıbrıs'ta 63'ten 74'e kadar. Ve Birleşmiş Milletler askeri görevli askeri personel devamlı surette bizim mücahit saflarında bulunan bizleri tehditten başka bir şey yapmamıştır. Avrupa Birliği'ne gelelim. O Avrupa Birliği ki insan haklarına saygılı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var efendim. Parlamentosu var. Avrupa'nın ve insan haklarını savunuyor. Bu Avrupa Birliği yetkilileri değil miydi? Anlam planında Kıbrıs Türk halkına baskı yapan, Kıbrıs Türk halkına vaatlerde bulunan Avrupa Birliği yetkilileri değil miydi? Tamam, yetkilileriydi. Kıbrıs Türk halkı o baskılara, o telkinlere, o vaatlere evet demiştir bu halk. Peki evet dediğinde ne demişti o zaman yetkililer, Amerikan elçisi, İngiliz elçisi? Evet diyen taraf ödüllendirilecek, hayır diyen taraf cezalandırılacak. Ne oldu? Bunun tersi oldu. Bunun tersi oldu. Avrupa Birliği ne dedi? Kendi ilkelerine aykırı ve uluslararası hukuka aykırı olarak aldığını kabul etti Rum'u birliğe ve hata yaptım diyor. Düzeltti mi o hatasını? Hayır, tabii. Bir serbest ticaret tüzüğünü bile uygulattıramadı ve ne diyor? Avrupa topluluğu içerisinde bulunan ülkelerin bir takım ölçüler var. O ölçülerin dışına çıkamıyoruz. İşte onun için biz bu tüzüğü uygulattıramıyoruz, uyguladamadık. Rumlar veyahut da Yunanlar itiraz etti. Yani onlar bulup buluşturuyor ve bu işten kurtulmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar bunu. Şimdi nüfus mübadelesi olmuş, iki bölgelilik ortaya çıkmış, aradan 40 yıl geçti. Ve şimdi insanları tekrar yerinden oynatacaksınız ve bir komite karar verecek buna. Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasa mahkemesi başkanı bir Almandı. İki tane daha Türk'ünden Rum hakim vardı etrafında. Ne yaptılar? Uygulattırmadılar anayasada Türklere tanınan hakları ve tehdit ettiler Yüksek Anayasa Mahkemesi'ni, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafsız Alman'ı kovaladılar, tehdit ettiler ve adamcağız kaçtı ve bugün bir bağımsız komite kurulacak. Türklerden, Rumlardan ve bir bağımsız başkan olacak orada ve adalet, hak, hukuk mümkün değildir. Bir kere bakmak lazım. Toplu savaş olmuş ve toplu göç yapılmış ülkelerde yapılan uygulamalara bakmak lazım. Geçmişte bunlar
Kıbrıs'ın coğrafi olarak küçük bir ada olması, iki toplumunla ilgili, evet iki toplumun yaşamış olduğu travmalar, trajediler ortada ama yani özellikle bu adanın birleştirilmesiyle ilgili proje, yani 16 tane sanırım anlaşma var bugüne kadar masaya gelmiş. Yani evet. 16 sanırım bu 17. şu anda konuşuyoruz. Evet. Ve tek taraflı olarak hep hayır yanıtı alan, duyan Türk tarafı olmuş. Evet. Bu yanıtı veren hep Rum tarafı. Ve ısrarla Kıbrıs'ın yeniden 60'taki gibi birleştirilmesine yönelik tek bir ortak devlet noktasında bir istenç var. Bunun dışında herhangi bir alternatif yok. Yani konfederasyon ya da ne bileyim işte Tayvan modelidir, odur budur şudur, bir dünya seçenek ortaya koyabiliriz. Ama bu gündeme hiçbir şekilde gelmiyor ve her defasında ısrarla bu gündemle tutuluyor. Bu Kıbrıs'ın toplumlar arası demografik yapısına ve aynı zamanda tarihine, iki toplum arasındaki bu çatışma durumuna uygun başka bir alternatifin gündeme gelmesi söz konusu olmamış bugüne kadar ya da oldurulamamış. Çünkü Batı böyle istiyor. Bu konuyla ilgili 2004 aslında çok önemli bir referans noktası. 2004'te son olarak, bundan 11 yıl önce yaşandı. İşin içinde Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa Birliği, o bu şu, herkes bütün güçler, var. Bütün evet. güçler var. Evet. Türkiye var, Yunanistan var, İngiltere tabii, var. Tabii. Bir referandum ortaya konulmuş. Evet. Her iki toplum da referanduma gitmiş ve ortak bir cevap çıkartmışlar. Herkes kendi adına. Bu cevapta diyor ki Kıbrıslı Türkler bu anlaşmaya evet demesine rağmen Rumlar hayırdır. Peki bir daha neden bir anlaşma için masaya oturulacak? Beş kez elden geçmiş, beşinci versiyonu masaya konmuş. Tabii. Annan referandumun üzerinden 11 yıl da geçti bu arada. Bu 11 yıllık süre zarfı içerisinde yeniden bir referanduma doğru. İyi güzel, yeniden bir referandum. Bu böyle kalmasın tabii ki. Zaten en çok mağdur biziz. Bir anlaşmaya gitmeyi en çok biz istiyoruz. Biz zorlamalıyız. Gerekirse daha fazla fedakarlık durumunda olan taraf biz gibi görünüyoruz. Ama bu gerçekleşmeyecek bir proje ise, yine benzer bir olumsuz sonuç çıkarsa bu referandumdan, bu defa ne olacak? Bu defa yine Güney Kıbrıs başka bir birliğe daha mı üye olacak? Bu defa NATO'ya mı üye olacak? Yani bunları düşünmek durumundayız. Alternatif çözümü nedir? Hiçbir zaman düşünmedi ya da düşünülemedi ya da düşündürülmedi Kıbrıs Türk'üne. Bu bir çıkmaz. Bu çıkmazdan tabii kurtulmak zorundayız ve bu süreci yeniden değerlendirmek durumundayız. Peki sizce Kıbrıs Türklerin başka çaresi yok mu? Var tabii. Size göre. Tabii yani nedir bugün, bu? Bugün Rum arkasına AB'yi alarak, işte AB'nin işte AB üyesiyim. AB kendisine destek veriyor. AB üyesi olması kendisi için bir avantaj olarak. Bir taraftar. Ama bırak ki ekonomik yönden çekti ve bir şey yapamadı kendine AB. O ayrı mesele. Şimdi siyasi yönden kendi için bir şeydir. Bizim için anavatan Türkiye orada duruyor. Yani Türkiye ile bütünleşmekten başka bir çaremiz yoktur. Bizim alternatifimiz odur. Rum eğer bunu zaten zamanında Ecevit söylemiştir bunu. Yani siz böyle bir şey yaparsanız Kıbrıs Türk halkı da Türkiye ile bütünleşecek. Ve bu yegane çare budur. Yani bizim çıkış yolumuz budur. Yani biz mahkum değiliz. Yani biz bugün tanınma ya da konfederasyon, evet, şimdi tanınma, diğer modeller. Evet, bence zaten biz tanınma isteseydik şu güne kadar tanınma olurdu tabii. Bakın burada ne diyor? Güney Sudan, Karadağ, Kosova, Osetya, Abhazya, Eritre ve Doğu Timor'un bağımsızlıkları tanınırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması çifte standart değil midir? Bir süre önce Rus Devlet Başkanı Putin bile Avrupa ülkelerinin uyguladığı çifte standarttan utanç duymaları gerektiğini söylemiş ve KKTC'nin 37 yıldır bağımsız olmasına rağmen neden tanınmadığını sormuştur. Yani bizim lehimize çok unsurlar vardır. 2014 yılında Abdullah Gül, anavatanımızın cumhurbaşkanı iken İtalyan Cumhurbaşkanı Napolitano ziyaret ediyor ve diyor ki Rumlar bugüne kadar niçin şey yapmamışlardır, anlaşmaya yanaşmamışlardır, burada açıklıyor ve ne diyor? Yıllardan beri devam eden görüşmelerden bir sonuç alınamamasının gerekçelerini geçen yılda anavatanımız Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü ziyaretinde İtalyan Cumhurbaşkanı Sayın Napolitano'nun çözümün önündeki engel Türk tarafı aleyhine BM ve AB'nin aldığı gayri yasal, haksız ve yanlı kararlar ve uygulamalarla sağlanan desteği arkasına alarak çözüm konusunda ayak süren Rum yönetimidir. Açıklamaları, yani Rum tarafını
en iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani zaman zaman BM yetkilileri de, biraz önce söylediniz, Kıbrıs'ta görev yapmış BM yetkilileri, genel sekreterler ve temsilciler ayrıldıktan sonra bu görevden şöyle bir kanıya ulaştılar. Ayrı dil, ayrı din, ayrı ırk, ayrı kültür. Üstelik Rum tarafı Kıbrıs Türk halkına soykırım uygulamış ve bu insanları siz birleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu zordur, mümkün değildir. Olumsuz sonuçlar olacak. Evet. Yani bunu söylüyorlar. Başka Pérez de Cuellar Kıbrıs'la ilgili yine genel sekreter Pérez de Cuellar diyor ki, uyarıyor AB yetkililerini. Lütfen siz Kıbrıs sorununda taraf olmayın. Siz taraf olursanız çözümsüzlüğü tahrik ediyorsunuz. Dinlenmiş mi bunlar? Hala işte geçen gün geldi şey temsilci ve iki görüşmeye katılmış deniliyor. Basında okuduk bunları. Avrupa Birliği neye taraf oluyor? Taraf mıdır? Kıbrıs meselesinde taraf Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Türk halkı ve Rum halkıdır. AB nasıl oluyor da taraf oluyor? Demek bunlar avantaj elde etmek istiyor, tahrik ediyorlar ve neticede Rum'a bir destek sağlamak istiyorlar. Rum'u şey yapıyorlar ve ne diyorlar? İşte bizim Cumhurbaşkanımız da şöyle bir ifade kullanıyor. KKTC vatandaşları AB vatandaşları olacak, sayılacak tüm. Biz AB vatandaşlığını istemiyoruz biz. Bizim KKTC vatandaşlığımız ve TC vatandaşlığımız bize kafidir. Yani biz öyle bir şey istemiyoruz. Bu ayrım, bu iki devlet yan yana, iki birbirine saygı duyan iki komşu devlet olarak yaşamaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü işte kapılar açıldı. Kapıların açılması da aleyhte oldu. Yani hiçbir olumlu getirisi olmamıştır Türk halkına. Neydi? Yalnız Rum gördü. Güneyde bıraktığı, kuzeyde bıraktığı mal mülk nasıl değer buldu? Kıbrıs Türk halkı onlara nasıl sahip çıktı? Ama güneyde bıraktığımız şeyler bizim çarçur edildi. Düşünün biz bir yabancı, ben isim vermeyeceğim, bir yabancı geçenlerde ziyaret ettiği zamanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dedi ki nedir bu kiliseler dedi. Dedik işte Rumların, Hristiyanların ibadet yerleridir, koruyoruz. Diyorlar ki herhalde izin veriyorsunuz ayin yapıyorlar. Evet, bu ayinler ayin değildir, bunu bilin. Sizin aranızda bunlar bombadır bunlar, dinamittir, bunu böyle bilin diyor ve gerçekten böyledir. Dini törenleri, dini ayinleri Rumlar siyasi bir şeye, kazanıma getirmek istiyorlar. Aleyhte kullanıyorlar. Şimdi mülkiyet konusu alevlenince, gündeme oturunca Rumlar başladı kuzeye gelmeye ve koçanlarını göstermeye, insanlarımızı rahatsız etmeye. Bu kabul edilebilir mi? Bu böyle bir zihniyetle siz anlaşmaya ulaşabilir misiniz? Böyle bir zihniyetle siz birleşik bir Kıbrıs'ta rahat edebilir misiniz? Edemezsiniz tabii. Edemeyiz. Neden? Çünkü karşı tarafın zihniyeti, düşüncesi budur. Mal benimdir diyor. Ben işte tapulu malım. Bir dakika bakalım. Bizim Ali veya Mehmet veya Hüseyin kuzeye geldi ve Rum'un malını zorla mı aldı? Bizim insanlarımız kuzeye gönüllü mü geldiler? Zoraki güvenlik açısından. Evet. Nüfus mübadele anlaşmasının bir sonucu olarak, bir gereği olarak peki, güneyde bıraktıkları mal varlıkları ve manevi değerler onları böyle işlerine sindire sindire büyük bir acı duyarak kuzeye gelmiştir. Peki şunu tanrımız. Soracağım yani şu olmayacak mı size göre, olmamalı mı yani tazminat konusu, yani ne olacak şimdi? Tamam, her şey unutuldu geçti, bizim bıraktıklarımız orada kaldı, sizin bıraktıklarınız da burada kaldı, kimse artık tazminat, iade, takas falan bir şey beklemesin. Bu mudur çözüm yöntemi? Tazminat, şöyle masaya geleceğiz, onların istekleri, onların uğradıkları zararlar ve bizlerin uğradığımız zararları masaya koyacağız, kim alacaklı, kim verecekli, o zaman ortaya çıkar o. Bunun altından kalkamaz Rum tarafı. Yani soruyorum size, 1950'li yıllardan biz karma köyleri terk etmek zorunda kaldık. 1955'te EOKA sahneye çıktığında bir o kadar daha köy terk ettik. Yavaş yavaş tehlikeli yerlerden, köy, evet. Tehlikeli köylerden, karma köylerden ayrıldık. 21 Aralık 63'ten itibaren de 103 köyü terk ettik biz.
O 103 köyde bıraktığımız maddi manevi şeyler ne olacak? 11 yıl ne oldu onlar? Tamamen ortadan kaldırıldı. Bugün Rum kuzeye geliyor, hem malının mülkünün değer bulduğunu görüyor, dini ayinlerini yapmak için de kiliseler duruyor. Peki güneyde bizim nerede camilerimiz? Nerede mezarlıklarımız? Nasıl görüşmedir bu? Nasıl eşitliktir bu? Hani bunlar masada konuşulmalı, bunlar iyice irdelenmelidir. Yani bunlar eğer sorulmazsa bunun karşılığını biz nasıl alacağız? Dolayısıyla bir anlaşma isteniyorsa biraz önce söylediğiniz gibi tazminat bu ancak iki taraf masaya getirir bütün şeylerini ve hangi taraf alacak mı, hangi taraf verecek mi bu ortaya çıkar. Savaşı çıkaran taraf suçludur. Suçlu olan taraf tazminat ödemelidir. 1900 bir tarihte Paris'te 1945'te galiba yahut da 47'de Paris Antlaşması'nda İtalyanlardan 12 adayı savaş tazminatı olarak aldı Yunanistan. Evet. Paris Antlaşması ile neden? Çünkü Yunanistan galip devletler tarafındaydı. İtalya'da mağlup ülkeler tarafındaydı. Mağlup olduğu için bugün Yunanistan peki ve... şeyine diyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda Yunanistan ne yazık ki Yunanistan savaş kaybetmesine rağmen ne yazık ki tazminatla ilgili kendini bir şekilde sığmayı başardı Lozan Anlaşması nedeniyle. Tabii, maalesef. Evet. Türkiye kurtuldu. Yoksa evet. Yunanistan'ın Türkiye'ye savaş tazminatı ödemesi gerekiyor. Aslında Kıbrıs'ta da bir iç savaş olduğu ve daha sonra yaşananlar düşünüldüğünde ise burada yine öncelikle Yunanistan bir darbeden dolayı İki, tabii. Anayasanın değiştirilerek devletin Kıbrıs'ı Türklerin, Kıbrıs'ı Türk parçasının devletin bütününden koparılması nedeniyle bir başka tazminatı, Kıbrıs Türklerin yerlerinden olmak durumu. Aslında burada yerlerinden olan Kıbrıs Rumlar değil, Kıbrıs'ı Türkler olmuş elbette oldu. Tabii, yani tabii. Kıbrıs'ı Türklere yer açılmış oldu kuzeyde elbette bir tabii. açıdan baktığınızda. Çünkü olayların nasıl başladığını biliyoruz. Şimdi ben biliyorum, bu bir başlık olsa bu programda şu ana kadar konuşmuş olduğunuz, sizin yapmış olduğunuz açıklamalar başlık olsa bir dünya eleştiri gelecektir. Bunları da düşünmek gerekir. Bu bakımdan da sizlere sorular yönetmek durumundayım. Kıbrıs Türklerin bu pozisyonda suçsuz olduğunu söylemek, günahsız olduğunu söylemek, bu yaşananların tek sorumlusunun sadece Kıbrıs Rumları olduğunu söylemek doğru olur mu? Doğrudur. Çünkü doğrudur. Bu yönde, bunun olmadığı evet. yönde Kıbrıs Türklerin evet. de suçlu olduğu, Kıbrıs evet. Türklerin de suç işlediği yönünde Kıbrıs Türkler tarafından yapılan açıklamalar var. Bunu Rumlar değil, Kıbrıs Türklerden de önemli ölçüde bu yönde düşünen insanlar var. Bunları düşünmek durumundayız. Yani kendi toplumunun 74 ve öncesinde yaşanan süre zarfı içerisinde Kıbrıslı Rumlara yönelik haksızlık, belki savaş suçu, belki insanlık suçu işlediği yönünde düşünenler var. Kimilerinin bunda Türkiye'nin de suçu olduğunu söyleyenler var. Kiminin bunda TMT'nin de suçlu olduğunu düşünenler var o dönem kurulan. Yani hala bu eleştiriler sıcak ve taze sürekli olarak da görüyoruz. Bugün mülkiyet konusuyla ilgili bir tartışma konuşacaksanız özellikle sosyal medyada mülkiyet meselesinin mülkiyet komisyonu üzerinden çözülmesinin tehlikelerini, endişelerini söylediğiniz zaman hemen size anında ganimetçi damgası. Ganimetçi damgası vuruluyor. Şimdi, hayır öyle evet. ya da böyle. Şimdi evet. bu doğru mu? Belki doğruluk payı olan kısımları var. Rum mallarının haksız bir şekilde dağıtıldığı, dağıtımının yapıldığı, hak sahiplerine hatta verilmediği, hak etmeyenlere çok daha fazlası verildiğini, hatta bir tabir var, güneyde dikili ağacı olmayanlara burada saraylar verildiği kuzeyde, ya bunun gibi haksızlıklar da var ama bunlar aslında tabii ki bu gibi iç tartışmalar bizi dışarıya yönelik olarak ne yazık ki güçlü bir ses olmaktan uzaklaştırıyor. Bu yönde eleştirilere, muhtemel bu yayına da gelecek olan eleştirilere ne dersiniz? Şimdi tabii bir savaş oldu. Bu savaşın sonucunda hani göç oldu. İki bölgelilik teyit edildi 77-79. Vatandaş biraz önce ben söylediğim gibi ne Ali ne Hüseyin gidip de Yanni'nin, Mihali'nin, Yorgo'nun evine gidip de zorla girmemiştir. Kendi devletine müracaat etmiştir. Demiştir ki işte beni feragatname verdi. O feragatnamesine karşılık mal mülk aldı. Şimdi uygulamalarda bir takım yanlışlıklar oldu. Bir takım hatalar oldu. Bir takım usulsüzlükler olmuş olabilir. Onlardan tedirgin olmuş insanlar da olabilir. Bunlar doğaldır. Bugün Kıbrıs Türk halkı böyle bir savaşın sonunda
böyle bir şeyle karşılaşabileceğini ve böyle bir yapıyı karşılayabilecek bir organizasyonu yoktu. Öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla yani hazırlıklı olmadığımız bir ortam içerisinde bu uygulamalar bana göre normaldir. Yani şimdi aradan yıllar geçtikten sonra hani itham edecekler, diyecekler ki işte ya sizin de suçunuz var. Nedir bizim suçumuz? Eğer EOK ortaya çıkmasaydı TMT diye bir teşkilat ortaya çıkmazdı. TMT evet. Hakkında ne söyleyebilirler? Yani eğer TMT olmasaydı bugün Kıbrıs Türk halkı buradaki bu tesis de olmayacaktı. Siz de olmayacaktınız, ben de olmayacaktım. TMT mücahit oldu ondan sonra. Eğer TMT mücahit halkıyla bütünleşmeyip de direnmeseydi, soruyorum ben, 11 yıl madem ki Kıbrıs'ta bir yasal bir devlet vardı, bize göre gayri yasal, 52 yıldır gayri yasal, gayri meşru bir idare var bugün Kıbrıs'ta hala daha. Ve dünya bunu meşru sayıyor. İşte hata odadır. Meşru değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti iki toplumlu, iki eşit, siyasi eşit halktan meydana gelmiş bir yapısı vardır Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Nerede o cumhuriyet? Kıbrıs Rumları bu cumhuriyeti temsil etmekte alay ediyor. Yani dünyayla alay ediyor Rumlar ve dünya da buna uyuyor. Nasıl oluyor? Demek dünyanın herkes kendi çıkarına göre tavır koyuyor. Bizim çıkarımız nedir? Bizim çıkarımız bugün bir bağımsız, haklı olarak bağımsız bir devlet kurduk. Bu bağımsızlık, bağımsız devlete ulaşmamızda devamlı surette Rumların saldırılarının sonucuyla oldu. Evet. 21 Aralık başladı. Düşünün siz, 11 yıl Türkiye Rumları ikaz etti, uyardı. Vazgeçin. Müdahalesi yapma, de evet, var. Evet. Müdahalesi ve düşünün siz, 64'te Türkiye müdahale etmeye karar verdi ve Johnson'un talihsiz mektubu vardı. Tehdit mektubu vardı. Evet, anlamadan Türkiye'ye. Evet. Ondan sonra 67'de keza Geçitkale Boğaziçi olaylarında Türkiye müdahale etmekte kararlıydı. Bunu anlayınca Amerika Sirius Vance'ı yolladı. Arabulucu araya girdi ve Türkiye'nin müdahale etmeden bütün koşulları kabul edildi ve dolayısıyla savaştan vazgeçildi. Peki 15 Temmuz'u biz mi yarattık? 15 Temmuz 74'ü Kıbrıs Türk halkı mı yarattı? Rum Enosis'e gitmek istedi. Ve ilan etti de Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ve başına da Makarios kaçtı. Karşıydı çünkü. Samson'u Helen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak ilan etti. Bunlar işte tarihi belgelerdi. İfestios planı ikinci harekatta uygulanacak olan plandı. Akrilas planı da 21 Aralık 1963'te bunlar Rum'u mahkum edecek iki tane resmi belgedir. Rumların itiraf ettiği iki belgedir. Söylesinler Türk tarafının, Kıbrıs Türk halkının veya Türkiye'nin yaptığı bir plan, Kıbrıs Rumlarını ortadan kaldıracak bir plan. Böyle bir plan var mıdır? Yoktur öyle bir şey. Evet. Onun için ne Türkiye'yi ne Kıbrıs Türk halkını kimse itham edemez. Kimse bizi suçlayamaz. Kıbrıs olaylarında devamlı surette yanlış yapan, hata yapan Rumlar ve Yunanistan'dır. Bu böyle. Girit'te ne uygulandıysa Girit modeli aynen Kıbrıs'ta da aynen uygulanmak istendi. Peki şimdi özetleyecek ama çok şükür Türkiye 20 Temmuz 1970'de müdahale edince Yunan emperyalizminin Kıbrıs'da kırılma noktasıdır. Bu müdahale Yunan emperyalizmini kırmıştır. Size burada göre bugün mesela evet. Anastasiadis, mümkün olur da bir röportaj yaparsam sormayı en çok düşündüğüm konulardan birisi. Kıbrıslı Rumlar Enosis'ten ya da kendisi en azından Enosis hayalinden vazgeçmiş midir net bir şekilde? Ne dersiniz? Programımızın sonuna geldik size evet, göre. Ben sanmıyorum. Ben öyle bir şeyden sanmıyorum. Ama aklı başında Rumlar var. Bakın ne diyor? Nihai tahlilde artık hedef tekrar birleşme değil. Rum yazıyor bunu. Topraklarının %37'sini Türkiye'ye teslim etme pahasına da olsa Kıbrıs Cumhuriyeti'ni muhafaza edelim. Bunu kim söylüyor? Nerede söylüyor? Tamam, önemli değil. Sunday Mail'de 20 Temmuz 2014'te Sunday Mail'de görüşümüz şiddetle kınadığımız oldu bittiyle yaşamak bir Rum yazarın açıklamasıdır bu. Evet. İtiraf ediyor. Lucas Haralambos diye bir Rum. Yine 2014'te gazetede Rum basınında çıkan bir açıklamasına diyor ki biz hala daha aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen 63'te Türklere yaptıklarımızı da hala da kabul etmiyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Rumlar söylüyor bunu. Rolandis'in şeyi var burada önümde. Rolandis diyor ki 20
kez biz anlaşma şeyine geldik. Evet demedik diyor, reddettik. 20 anlaşmaya biz hayır dedik diyor şey Rolandes. Birçok şeyler vardır burada. Ben en az 16 tane anlaşma olduğunu biliyorum hayır dediklerinde. Evet tamam 16 doğru. Rolandes'in mektubu. Ha, şimdi bakın son olarak ben bir şeye işaret etmek istedim. Evet. Kıbrıs'ta görev yapmış 93-98 yılların arasında Gustav Feysel Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısıydı ve ayrıca 93-98 yıllarında Kıbrıs'ta özel temsilcisiydi. Şöyle dedi. The time has come to turn the page. Adopt a new approach. Look to the future rather than the past. Avoid mutual recrimination and work out an achievable settlement. Or, to put it another way, negotiations must discard the past, recognize the present, and develop a forum foundation for a common future. Nothing less will do. Yani diyor ki, Kıbrıs'ta 5 sene görev yapmış bu Gustav Feysel, bugüne kadar bu kadar görüşme yapıldı ve bir sonuca ulaşılamadı. O zaman diyor, eğer bir sonuç almak istiyorsak, bugünkü durum Kıbrıs'ta neyse, onu dikkate alarak, gerçekleri de görerek bir anlaşmaya varılabilir. Bizim de tezimiz budur. Yani biz nereden nereye ve nasıl geldik? Eğer bugün kuzeyde bir devlet kurduysak, Rumuz saldırıları yüzünden kurduk. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni silah zoru ve terörle gasp etmiş. 52 yıldır hala daha diyor, ben diyor anlaşmaya gideceğiz şimdi bir anlaşma. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden ben vazgeçmem diyor. O Kıbrıs Cumhuriyeti ki Kıbrıs Türk halkı da bu cumhuriyetin içerisinde değil. 52 yıldır gasp ettiği bizim haklarımızı iade edecek gücü yoktur. Kalkamaz. Tazminatları da gündeme getirdiğimizde Rum bunun altından kalkamaz. Kalkamadığı için manevralar yapmakta bizimle böyle bu şekilde bir takım entrikalarla, sahtekarlıklarla ve araya bir takım güçleri koymak suretiyle bize bir takım baskılar ve bizi yıldırmaya yöneliktir bunlar. Yılmayacağız. Peki. Çünkü biz haklıyız, doğruyuz ve doğrudan yanız ve meşruyuz ayrıca. Peki. Teşekkür ederiz. Endişelerinizin olduğunu biliyorum. Sürekli olarak da yazılı açıklamalar yaparak da kamuoyunu endişeleriniz hakkında bilgilendiriyorsunuz. Biz de aslında endişelerinizi böyle canlı canlı duymak istedik. Net bir şekilde aslında programın sonunda da özetlemiş oldunuz. Ama anladığım kadarıyla Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerdeki etkinliği ya da Kıbrıs Türk tarafının bugünkü pozisyonuyla ilgili sizin de endişeleriniz var. Endişelerinizin olduğunu dile getiriyorsunuz ve bu noktada bir uyarı açısından sürekli olarak açıklamalar yapıyorsunuz. Tabii. Özetle bugüne kadar şu an itibariyle gelmiş olduğumuz noktadan mutlu olmadığınızı ya da memnun olmadığınızı ifade ediyorsunuz. Sizin adınıza bir söylesek yanlış olmaz herhalde. Yani görüşmelerden dolayı evet, şu ana kadar mutlu değiliz. Yani düşünün ki yani şey özel mülk vakıflar çarçur edildi bu ülkede. Evet. Yani ada toprağının %60'ı vakıf malıdır. Yani biz eğer gerçek mülkiyete yöneleceksek Rumlar gene kaybeder. Yani bizim çok alacağımız var. Vakıflar meselesi çok önemli bir olaydır. Ama bu konuşulmuyor bile. Masada konuşulmuyor. Konuşulmuyor ya da konuşmak istemiyor. Olmuyor işte. Bu neymiş? 74'te Türkiye geldi, burasını işgal etti. Bizim insanlarımız kaçtı. Mülklerimize zorla girdiler, işgal ettiler. Olay bu. Hayır, öyle değildir. Onlar saldırdı. Biz kendimizi güvence altına alabilmek için toparlandık ve ondan sonra nüfus mübadelesi oldu. Topluca nüfus aktarılması oldu. 77-79 Doruk Anlaşmaları da iki bölgeyle ortaya meydana. Bunu geriye götürmek hiçbir zaman mantıklı değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti bir federasyondu. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 16 Ağustos 60'ta ilan eden Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye büyük bir coşku ve samimiyetle karşıladı. Rum ne dedi? Makarios. Birinci günden biz bu cumhuriyeti en üste basamak olarak kabul ettik. Şimdi Türk tarafını nasıl suçlayacaksınız? Bu cumhuriyetin yıkılmasından sorumlu Türk halkı mı, Türkiye mi? Birinci günden Makarios bunu söylemiştir. Yorgacis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı kendisine bağlı özel bir askeri birlik kurdu. Akrit Aspanı'nı uygulamak için Pamada bulursunan. Bunlar evet. Bilinen şeylerdir. Yani nasıl biz suçluyuz? Masada bunları görüşelim ve eğer suçluysak biz başımızı koyarız buraya ve bizim başımızı alsınlar suçumuz varsa. Peki teşekkür ederiz.
Geçmişten tabii ders çıkarmak ama tabii geleceğe de sadece ders çıkartarak değil, umutla da bakmak durumundayız. Özellikle Kıbrıs sorunu açısından tarihin ve geçmişte yaşanmışlıkların da geleceğe ışık tutması anlamında önemi bizler için önemli, sonsuz. Teşekkür ederiz programımıza katkı koyduğunuz için. Yine bir başka programda görüşmek yalnız üzere. Yalnız son olarak bir şey hemen daha söyleyeyim. Hemen çok kısaca alalım. Ben yegane çıkış yolu, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin tanınmasını istemektir. Devletimizin tanınmasını istediğimiz takdirde bütün sorunlar ortadan kalkacaktır. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Değerli izleyenler, haftanın ilk programında yine Kıbrıs sorununa ilişkin olarak gelinen noktayı tartışmaya açtık. Gelinen noktadan memnuniyet olmayan, daha doğrusu memnun olmadığını sürekli olarak gündeme getiren TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Sayın Yılmaz Boran'ın görüşlerine bir de burada başvurduk ve kendisine sorduk neden memnun olmadıklarını. O da anlatmaya çalıştı tarihi gerçeklikleri. Aslında çok da uzak bir tarih değil, yakın tarih içerisinde yaşananların geleceğe fikir vermesi açısından çok önemli olduğunu ve bunun endişesini yaşadıklarını belirtti. Ve aslında Kıbrıs'ta çözümün birleşmeden yana değil, kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla kendileri adına gerçekleşebileceğini söylüyor. Tek yolun bu olduğunu söylüyor. Biz buradan bu yeni referanduma ilişkin olarak da memnun olmayan TMT Mücahitler Derneği'nin aslında tavrını ve pozisyonunu ve referanduma yönelik olarak aslında tutumunu anlamış oluyoruz hep birlikte. Ve böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Evet, bugün oldukça yoğun bir gündem. Hem Türkiye'deki terör olayları hem de bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun temasları ve açıklamaları gündemde yer buluyor. Daha çok aslında Türkiye'deki terör olayları ve Türkiye'deki gelişmeler etkili. Bir de tabii ki ekonomik yansımaları Türkiye'deki hem siyasi havanın, olumsuz siyasi havanın ve terör saldırılarının giderek artan döviz ve buna karşı alınmaya çalışılan önlemler ülkemiz açısından konuşmak gerekirse vatandaşı da memnun etmiyor. Dolayısıyla üzerimizde kara bulutların dolaştığı ve herkesin birlik içerisinde hareket etmeye ihtiyacı olduğu önemli zamanları yaşıyoruz. Her şey öncelikle birliktelikten meydana gelir. En zor zamanlar bu şekilde açılabilir. Bunun mesajını verelim ve veda edelim. Yarın saatler yeniden 16.20 gösterdiğinde bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.